Bu normalleşme ile beraber işlerimizde hatır sayılır bir düzelme oldu. Vatandaşlar alışveriş teveccühleri var. Bayram için gerçekten Adapazarı merkezde gördüğüm kadarıyla bir alışveriş insanların özlemi varmış. Gerçekten pandeminin getirdiği bir takım birikimlerden dolayı alışverişlerini ertelemişler ve bugün için alışveriş ortamımız iyi. Şu anda yoğunluğumuz fena değil. Bugün itibariyle bayrama 5 gün var. Ve gördüğümüz kadarıyla iyi bir bayram dönemi geçireceğiz. Bunun için biz de oda olarak esnaflarımızın rahat etmesi ve ticaretini daha rahat ortamlarda sağlaması için bazı tedbirler alıyoruz. Adapazarı Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışmalar yapıyoruz. Trafiğe kapalı alanlarda bazı düzenlemeler yaptık. Vatandaşlarımızın daha rahat ortamda bir alışveriş yapmaları ve esnaflarımızın da tabii ki daha ferah bir alışveriş ortamına kavuşması için elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Beklentimiz şudur. Vatandaşlarımızın alışverişlerini şehrimizden yapmaları, esnafına destek olmaları. Kısa sürede hep beraber vatandaş, esnaf, sanayici, tüccar, ziraatçı hep beraber el birliğiyle ayağa kalkarız. Bir zamana ihtiyacımız var. Bu zamanı eğer birbirimize tanıyabilirsek, birbirimize destek olabilirsek ben inanıyorum ki çok kısa süre içerisinde ciddi bir toparlanma olacaktır. Net bir şey söyleyeyim. Özlemişiz müşterilerimizi, vatandaşlarımızı. Alışverişin böyle yoğun yaşandığı, üst üste böyle kalabalıkların olduğu, caddelerin, sokakların böyle insanların iç içe cıvıl cıvıl olduğu günleri özlemişiz. İşte bu son bir iki gündür bunu yaşıyoruz. Önümüzdeki birkaç gün daha yoğun yaşayacağımıza inanıyoruz. Demek ki buradan şu sonuç çıkıyor. Vatandaş, esnaf, el ele güzel günlere diyorum. Bu kalabalık, bu yoğunluk bizim için çok iyi. Şimdi 1 Haziran'dan itibaren cumartesi günlerinin açılmasıyla beraber bizim ticari seyrimizde bir artış oldu. Özellikle geçen sene ertelenen düğünlerin bu seneye de sarkmasıyla beraber bir düğün ekonomisi konusunda bir ticaretimizde bir yansıması oldu. 1 Haziran'dan itibaren başladık. 1 Temmuz'da itibaren pazar günlerinde açılmasıyla beraber biraz daha Adapazarı'nın şehir merkezine bölge kasabalardan gelen müşterilerimizin de rağbet etmesiyle beraber beklediğimizden daha güzel bir iş yapıyoruz. Bir de son zamanlarda gurbetçi dediğimiz bir kesimin de mesela Sakarya'da epey oldu. Ve onların da mesela yani ilimizden alışveriş ettiklerini görüyoruz. Çünkü paralarının son dönemde çok daha değerli olduğunu da görüyoruz. Mesela işte bir 100 euro verdiği zaman bizlerden çok daha mesela değerli alışveriş ettiklerini görüyoruz. Bunların hepsinin bileşkesinde güzel, yoğun bir ticari günler yaşıyoruz. Ürünlerde de böyle bir zam oldu. Fakat toplum bunu gayet normal karşılıyor. Onu da anlayabilmiş diyelim. Yani biz çok zam geldi diye falan yaparken ürünlerimizi, müşterimiz kolaylıkla alıyorlar. Herhalde onlar da alıştılar bu işe. Esnaflarımız ticaret yapabilmeye hazır olsunlar, moralli olsunlar. Ülkemiz hala fırsatlar ülkesi olabilme vasfını sürdürüyor. Biraz daha mesela kendi sektörleriyle alakalı bugünün şartlarında, 2021'in şartlarında pozisyon almaları lazım. Kendi düzenlemelerini, dükkanın işte tezgahlarını, vitrinlerini, camlarını, çerçevelerini, konuşmalarını, servis yapmalarını, ona göre fiyatlarını etiketlendirmelerini daha mantıklı, daha tutarlı, daha istikrarlı yapmaları gerekiyor ticaret yapabilmeleri için. Çünkü artık karşımızda çok daha bilinçli bir tüketici var. Pandemi sürecinde gerçekten çok ciddi sıkıntılar yaşadık, yaşamadık değil. Herkes yaşadı. Sadece bizim sektörle değil, ticaretle uğraşan herkes. Özellikle küçük esnaf çok yaşadı. Ama bu pandemi süreci bittikten, normalleşmeye ufak ufak döndükten sonra piyasada bir canlanma oluyor. Olmuyor desek yalan söyleriz. Var. Piyasada bir canlanma var. Bu tabii bu bayramın getirdiği de bir etki. Şu önemli olan bayram sonrası bu canlanmanın devam edip etmeyeceği. Bizim için önemli olan o. Bu bayram hareketi illaki olacak. Her sektörde olduğu gibi bizimkilerde de oluyor. Ama bayram sonrası bakacağız inşallah.
iyi olur bayram sonrası da.